Devam ediyoruz arkadaşlar. Aa, Naime Hanım orada mısınız hala? Evet. Bir saat oldu. Ah be. Evet. Naime Hanım başka sorunuz var mı? Suskunlar dizisi oyuncularına var. Tabii. İyi akşamlar diyorum onlara da. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dizide sizin küçüklüğünüzü, çocukluğunuzu canlandıran çocuk oyuncular var. Onların mı işi daha zor yoksa sizin mi? Onların mı işi daha zor? Yerine göre değil mi burada? Yerine göre hayır. Valla bence bizim işimiz daha zor çünkü her çocuk oynamayı çok sever. Mesela en son Garip diye bir rol vardı. Dün akşam yayınlandı, bölümde oynadı. Her sahnede abi çok eğlenceli ya. Ben bugün yine sabahlamak istiyorum sizinle diyordu. Evet. Yani evet, biz şimdi oynamayı çok güzel oynuyorlar. Tekrar ya. Hatırlamaya çalışıyoruz aslında biraz. Evet. Ya bir de, daha kolay. Bir de zor işler yapıyorlar. Şimdi karşılarında oyuncu deli gibi oyuncular var. Bunlar daha ufak. Yani set ortamı sabaha kadar sürüyor. Sen alışkınsın. Adam alışkın, çocuk daha alışkın değil. Farkına falan varırlarsa bozulur da. Farkına varırlarsa bozulur o büyü ama farkına varmadıkları sürece. Ya hangi oyun... film? Hangi filmdi o? Biliyor musunuz? Kimin filmiydi o? Bir tane ufak çocuğu oynatıyorlardı. Hasta bir adamla yan yana. Ve çocuğa adamın hasta bunun bir sinema filmi çekimi olduğunu söylememişler. Aynı koğuşta yatan bir adamla o koğuşta yatan bir çocuk. Çocuğun gerçekten de herhalde kolu kırık. Bir kız çocuğu. Bilek. Mükemmel bir oyunculuk. İnanılmaz. Dedim nasıl oynamış? Sonradan öğrendim ki çocuğa bunun bir film olduğunu söylememişler. Adamın da hasta olmadığını söylememişler. Oyuncu olmadığını. Gerçekten de hasta. Ama yani. Öyle iş olur mu ya? Evet bence de çok saçma. Yazıklar olsun. Ama abi. Şu bendeki duygu yoğunluğuna bak. Ama o çocuğa da ya bir git be. Murat Yıldırım, sana seninkini okuyacaktım tam ama vazgeçtim şu anda. Zaten seninkileri okuduk abi, geçen geldiğinden evet, az çok biliyorum. Murat Yıldırım, çok fazla bilgi gelmedi elimize Murat Yıldırım'la ilgili. Adı Murat, soyadı Yıldırım, o geldi. Çok unutkandır, her şeyi her yerde unutabilir. Meral Okay aşığıdır, rahmetli Meral'i alkışlarla, gülümsemelerle bir kere daha anıyoruz sevgili dostumuzu. Bulgaristan Turizm ve Enerji Bakanlığı'nda üst düzeyde görev yapan ismini vermek istemeyen bir hayranı doğum günü kutlamasına katılırken Yunanistan Başbakanlık ve AB sorumlusu avukatları, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Makedonya'nın AB'den sorumlu parlamenterleri avukat bir hanım da doğum gününe katılanlar arasındaydı. Doğru mu abi? Doğru da madem bilinmesini istemiyoruz da burada niye açıklanıyor? Evet. Hayır abi bunları şunun için okuduk yani dünya acayip yani ya yurt dışında acayip biliniyorsun onun için. Bak Bosna'da nerede Bosna'da arkadaş? Bosna'dan mı geldiniz? Bosna'dan mı geldiniz? Hoş geldin. Türkçe biliyor musunuz? Güzel. Biz de Bosna dili bilmiyoruz. Onun için ne yapacağız bilmiyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz yani. Tanıyor hayranlarıma musunuz? Kötü davranma diye. Murat Yıldırım'ı tanıyor musunuz? Evet. İzliyorlar. Ya her yerde izliyorlar. Bir tane VTR var. Şunu bir izleyelim. Senin doğum gününe ilgili gelen mesajlar yurt dışından. Gerçekten yurt dışından gelen mesajlar bunlar. Bir izleyelim. Hi Murat. I'm Hayaster Efendi. I'm from Jordan. I love you so much. I like your new series Scandal. Greetings to all Suskunlar actors and especially to Mr. Yıldırım. Murat, you are extremely famous in Bulgaria. We wish you luck in your new series. And we hope to see you again in person as we did it for your birthday this April. Stay the same incredible person. Benim adım Ameni, Mısırlı. Murat Yıldırım'ı çok çok seviyorum. Suskunları çok seviyorum. Perşembeyi çok bekliyorum, sabırsız bekliyorum. I am Zoe from Greece. Everyone here loves Murat Yıldırım very much. We are fortunate to have the Murat Yıldırım fan club who translates the episodes so that we have a better understanding. Beyazbey and Murat, we are looking forward to your visiting Greece. Bunlar gerçekten. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bunlar ama gerçekten de yurt dışında sizin sağ olsun, sizin arkadaşlarınızın, dostlarınızın. Yani biz rica ettik yurt dışına nerede izleniyorsa bir kamera gönderelim, bir şeyler çekelim diye. Kamera göndermedik, pardon. Skype'tan çekilen herhalde şeyler. Ne diyorsun abi bu yurt dışı işi için? Ya bu Asi dizisiyle başladı aslında. Orta Doğu'yla başladı. Sonra Balkanlarla devam etti. Arkasından Aşk ve Ceza. Bir dönem biz Brezilya dizilerini izliyorduk. Sokakta, evet. Sokakta insan kalmıyordu. Evet. Mariana, Mariana. Doğru. Şimdi de bizim dizilerimiz oralarda çok seviliyor. Aslında bu bizim için bir fırsat. Yani Türkiye için bir fırsat bence. Kesinlikle. Bunu iyi kullanırsak ne bileyim aslında ekonomi açısından belki sadece iyi olacak ama sonrası için ne olur bilemiyorum. Çünkü ben Türkiye'de çocukluğumdan beri hoşgörüye biraz hasret yaşıyorum. Şimdi mesela bizi neyse o konulara girmek şu anda. Evet, en azından şu anki dizinin Suskunların, daha önceki Asi'nin ve Türkiye'de şu anda yayınlanan birçok dizi gerçekten de yurt dışında çok fazla talep görüyor. Türkiye'yi tanımak için de, iyisiyle kötüsüyle Türkiye'yi tanımak için de yurt dışındakiler bir fırsat ve çok acayip sevilen, beğenilen artistler var. Yurt dışına çıktığınız zaman eskiden bizimle ilgili bir şey sorunca çok fazla bir şey söylenmezdi. Yani, ya da hoşumuza gitmeyen şeyler duyardık. Şimdi öyle değil. Yurt dışına gidiyorsun, futbol kulüpleri biliniyor. Yurt dışına gidiyorsun, Sertep Evener biliniyor. Yurt dışına gidiyorsun, basketbol takımı, sporcular, dizi oyuncuları, sinemalar, bir sürü şey biliniyor. Gerçekten de bence de önemli bir sektör. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.